Luiz Inácio Lula da Silva ya da kısaca Lula, Brezilya'nın yeni başkanı, gerçi aynı zamanda eski başkanı da. Eski sendikacı, işçi yanlısı ve eski mahkum. Evet, yanlış duymadınız. Kendisi hüküm giymiş bir başkan ama bu konuya daha sonra değineceğiz. Ben Muhammed Salih Turgut. Bugün sizlere Brezilya'nın duygusal ama başarılı politikacısı Lula da Silva'yı anlatacağız. Lula 27 Ekim 1945'te Brezilya'nın Pernambuco bölgesinde çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında ebeveynlerinin geçimsizliğinden ötürü zor zamanlar geçirdi ve yine o dönemde zor şartlarda çalıştı. 1960 yılında ise ofis elemanı olarak ilk resmi işini aldı ve özel bir kurumda eğitim görüp metalürjist unvanını aldı. Talihsizlik bu ya, bir iş kazası sonucu serçe parmağını kaybetti ve bu onu büyük bir depresyona itti. Yıllar sonra hak ettiği zam verilmeyince işten ayrıldı. Bu gibi durumlar onu sendikalara daha da yakınlaştırdı. Lula sendikaya katılma ve bir sendika pozisyonu için aday olma konusunda isteksizdi. Ancak hiç sendika tecrübesi olmamasına rağmen karizmatik, öne çıkan ve işçilerin duymak istediklerini söyleyen biri olarak görülüyordu. Kardeşinin de etkisiyle sendikaya katıldı ve ilk zamanlarından itibaren kritik görevler üstlendi. O dönem Brezilya'da askeri hükümetin olması, insanların işsizlik ve yoksulluk sıkıntısı çekmesinden ötürü de sendika işlerine sıkı sıkıya sarıldı. Çekingen ve naif bir yapıya sahip olduğu için ilk başlarda topluluk önüne pek çıkamıyordu. Sendikacılık döneminde şirketler ve işçilerin ilişkisi, mevzuatlar ve ayrıca hitabet alanında kurslara katıldı. Lula artık sendika aracılığıyla geniş kitlelere hitap ediyordu. Ve grevsiz geçen uzun bir sürenin ardından işçilerin hakları için neredeyse 200 bin kişilik grevler tertip etti. Grev eylemlerine polis baskısı ve ulusal kongrede işçilerin çıkarlarını temsil eden politikacıların neredeyse hiç olmaması, Lula'ya ilk kez bir işçi partisi kurmayı düşündürdü. Lula, 10 Şubat 1980'de diğer sendikacılar, entelektüeller, politikacılar ve dini liderler gibi toplumsal hareketlerin temsilcileriyle birlikte işçi partisini kurdu. İktidara gelene kadar siyasette tam 20 yıllık bir mücadele verdi. Bu dönemde 3 kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Ancak yüksek oy oranlarına rağmen çok az farklarla seçimi kaybetti. Kim bilir, belki de bu süreç onun siyasi ve ekonomik anlayışını daha da geliştirdi. Çünkü 2003'te seçimleri kazandığında Brezilya'da yepyeni bir dönem başlayacaktı. Lula nihayet başkan olarak seçildi. Seçimi kazanmasının en temel sebebi de radikal ve hatalı söylemlerinden vazgeçmesine yoruluyor. Ekonomik olarak yapmış olduğu faaliyetler çokça takdir edildi. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü verileri sadece 3 yıl içerisinde işsizlik oranının düştüğünü ve resmi kadrolara 1 milyona yakın alım yapıldığını gösterdi. Fome Zero ve Bolsa Familia gibi geniş kapsamlı projelerle en muhtaç sınıfı hedefleyen bir sosyal yardım ve kalkınma planı oluşturdu. Sağlık ve eğitim alanında ciddi düzenlemeler gerçekleştirdi. Özellikle çocuk yaşta işçiliğin çok fazla olduğu Brezilya'da bu oranı düşürmeyi başardı. 2006'da yapılan araştırmada halkın %73'ü Lula'yı gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak nitelendiriyor. Bunca icraata rağmen düşüşleri oldu elbet. Partisinde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar da ortaya atıldı. Ancak yine de popülaritesini kaybetmedi ve yoluna devam etti. Başkanlığının son dönemlerinde manşetler hep onun lehineydi. Dünyaca meşhur gazeteler kendisinden övgüyle bahsetti. Ancak her şey bu kadar güzel devam etmedi. 2011'de başkanlıktan emekli olduğunda kendisine gırtlak kanseri teşhisi kondu. 5 aylık bir tedavi sonrası kanseri yenmeyi başardı. 6 yıllık bir sürenin ardından tekrardan ismi gündeme geldi. Başkanlık için en iyi alternatif olarak Lula görünüyordu. Ta ki ilginç bir şekilde yolsuzluk davasıyla hüküm giyene kadar. Tam 580 gün boyunca hapis yattı. Avukatları yaptıkları açıklamada eski başkanın haksız yere hapsedildiğini ve siyasi haklarının haksız yere geri alındığını ileri sürdü. Neyse ki Lula başka bir zenginliğe sahipti. Kendisini destekleyen halkına. Lula'nın taraftarları ve 50'den fazla ülkenin sendikaları Özgür Lula hareketini başlattı. Sanki bu eylemler onun gençliğindeki hak aramak için gerçekleştirdiği sendika faaliyetlerinin bir benzeri gibiydi. Belki de bir karşılığıydı. Lula hakkındaki iddialar tek tek düştü ve çok geçmeden tahliye edildi. Siyasi yasağı da kalkmıştı. 2021'de başkanlık için tekrardan kolları sıvadı ve Kasım 2022'de 3. kez başkan olarak seçildi. Ve geçtiğimiz günlerde Tonton Dede imajıyla akıllarımızda kalacak tören konuşmasını gerçekleştirdi. Trabalhador, desempregados,
exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda.